Evet gençler merhabalar ben İsmail hocamız SML hocam matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz SML bakış testiyle karşınızdayız kümeler konusunun arkadaşlar 66. videomuzdayız artık bugün ve kampımızda kitabımızda hemen sana sayfa numarasını hatırlatmak istiyorum 226. sayfamızın çözümünü yapacağız 3 tane SML bakış sorumuz var ve bu 3 sorudan sonra da hemen Kartezen çarpım ÖSYM bakış testinin çözümleri yayınlanacak bu kanalda. Eğer hazırsan geçelim derse. Hemen ilk soruya girişelim. A kümesi var. 1'den 8'e kadar olan rakamlardan oluşmuş. Bu kümenin boştan farklı bir alt kümesi D kümesi olsun. Şimdi bu D kümesiyle 1 2 3'ü kesiştiriyorum. 2 3 4 elemanlarından oluşan kümeyi kesiştiriyorum. Bir de 3 4 5 elemanlarından oluşan kümeyi kesiştiriyorum ve her biri birbirine eşit oluyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi D kümesinin içerisinde 2 varsa evet bak 2 ile bir kesişim var ve eşit olabilirler ama 2 burada yok. Dolayısıyla her birinde olan elemanı benim düşünmem gerekiyor ki her birinde olan eleman sadece ama sadece 3'tür. Yani ben D kümesinin içerisinde artık kesinlikle 3'ün varlığından haberdar. Bu bir cepte. Bir de şunu da artık öğrendim. 3 var ama daha kıymetli bir şey daha öğrendim. D kümesinde 1, 2, 4 ve 5 yok. Şimdi 3 var dedim ama 1, 2, 4 ve 5 de yok dedim. O halde D kümesinde 3 var ama şunlar da olabilir. Peki D kesişim 3, 4, 6, 7, 8 kesişim kümesi kaç farklı şekilde oluşur? Bir kere D kümesinin içerisinde 3 olduğunu biliyorsam 3 kesinlikle var. 4'ün olmadığını gayet iyi biliyorum. Sadece geriye 6, 7, 8 kaldı. Bu 6, 7, 8 de 6 vardır veya yoktur. 7 var veya yok. 8 var veya yok. Yani 2'nin küpünden 8 tane ben D kümesi oluşturabilirim. Doğru cevabım da C şıkkı olur. Geldim 2'ye. Eleman sayıları aynı olan KLM kümeleri veriliyor. Bak eleman sayıları aynı. Aynı zamanda K kesişim L, K kesişim M ve L kesişim M birbirine eşitmiş. K birleşim, L birleşim, M birleşim kümesinin eleman sayısı 25 olduğuna göre 2, 4, 7, 14, 16 değerlerinden kaç tanesi bu üç kümenin kesişim kümesinin eleman sayısı olabilir diye soruluyor. İyi dinliyorsun beni aç algılarını. K kümesi bunu seçersem M kümesini bunu ve L kümesine de bunu seçebilirim. Hatta ben bunlara isim de vereyim. K, L, M olsun. Şimdi Kesişim kümelerinin eleman sayısına x demek istiyorum. Kabul mü? Pekala. Daha sonrasında K kesişim L, K kesişim M, L kesişim M x x x'miş diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Pekala x soruluyor aslında bana hangisi olabilir diye, değil mi? E şimdi bunların eleman sayıları birbirine eşitse ben buraya a tane eleman varsa buraya da a tane, buraya da a tane eleman vardır diyebilirim. Yani bunların birleşimlerinin eleman sayısı. Aslına bakarsan 3A artı X eşittir 25'tir de denilebilir. 25 olduğunu bize vermiş. Peki diyor ki K kesişim L kesişim M yani buradaki X bunun eleman sayısı X hangisi olabilir buradakilerden diye sorulmuş. Şimdi madem öyle deneyeceğiz. 2 olursa 3A eşittir 23 olur ki 3a23 ise a tam sayı çıkmaz. Eleman sayısı tam sayı olmak zorunda. Peki 2'yi eledik. 4 olursa burası, burası 21 olur ve 3a 21'e eşit olursa a 7 olur. Yani e, 21 3'e tam bölünebileceği için 4 olur dedim. 7 olursa 25'ten 7'yi çıkardım 18. 18 3'ün katı olur. 14 olursa 25'ten 14'ü çıkardım 11. 3'ün katı değil, olmaz. 16 olursa 25'ten 16'yı çıkardım 9 gelir. 9 3'ün katı, bu da olur. Yani kaç tanesi olabilirmiş? 3 tanesi. Cevabımız 3'tü. Tam anlamıyla çok güzel bir ÖSYM sorusu aslına bakarsan. Evet. Devam edelim SML bakış 3 ile. Elemanları birer kenarları sayı doğrusuna tam sayı noktalarda dik olan dikdörtgenlerin iç kısmındaki doğru parçaları üzerindeki tam sayılardan oluşan 4 küme şekilde verilmiştir. Yani şöyle. Şimdi 4 ten geçmiş ya mesela A kümesi. A kümesinde 4 yok. Hemen yanındaki 5 var ama. Mesela 6 var ama. Tamam ama 4 yok. İçinde değil çünkü. Bak ne diyor? İç kısmındaki doğru parçalarından bahsediyoruz. O halde artık bu e, ne, de, ne denir ona? Bu kısmı öğrendiysek eğer o tam kelimeyi aklıma getiremedim. Sen kesin söylemişsindir benden önce ama o kelimeyi aklıma getiremedim. Diyor ki A kesişim B, A kesişim B şuradaki e, elemanlardır. B fark A birleşim B. Şimdi A birleşim C. A ile C'nin birleşimi burası. B'de olup da burada olmayan elemanlar sadece şuradadır. Değil mi? O halde şunları sileyim. Burası, burası. C kesişim D şurasıdır. Buradaki eleman sayıları bunun, bunun ve bunun eleman sayısı 1'e eşitmiş. O halde burada sadece bir tane tam sayı var. Burada bir tane, burada da bir tane tam sayı vardır diyebilirim. Bir de bana diyor ki, bak burayı çok iyi dinle. SA'dan SB'yi çıkarınca 1 kalıyordu. Yani eleman sayısı A'nın B'den bir fazla. Şimdi 4'ten başladık. 4'ten 15'e kadar gitmiş. A ile B'nin sınırları. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'ü yazdım. Şimdi 4 yok biliyorsun bunu. Çünkü A kümesinde 4 yoktu. 4 yok. Ben şimdi A kümesinin şurada bitiş yeri var ya, bitiş yeri. O bitiş yeri bir tam sayının üzerinde olduğu için ben öyle bir tam sayının üzerine A'nın bitiş noktasını atmalıyım ki bir de B'nin bunların eleman sayıları biri diğerinden bir fazla olsun. Mesela A kümesinin bitiş yerini ben 11'e çakarsam A kümesinin içerisinde 6 tane eleman barınmış olur. B kümesinin bitiş çizgisini yani şurayı, şu kısmı ben hangi tam sayının üstüne koyarsam diğerinin 5 tane eleman olur. Hop çat buraya bak 5 tane eleman oldu. Demek ki şurası kesinlikle 9'muş. Şurası kesinlikle 11'miş. O zaman şuna ne kalır? 10 kalır. Burası 11. Burada bir tane tam sayı varsa sadece burası 12'dir. Pardon özür dilerim. 13'tür ve burası 12'dir. Daha sonrasında şurada da bir tane vardı. Onu da unutmayalım. Ben artık şunun 10, bunun 9 olduğunu, bunun 11, bunun 12, bunun 13 olduğunu öğrendim. Hatta bir de şurada ne varmış? 14 varmış. Çok güzel. Şimdi 14 B ile C'nin kesişiminin içerisindedir diyor. Bak buraya 14 kesişimlerinin içerisinde değil mi? Yani doğru. 8 A fark B'nin elemanıdır demiş. E 8 şurada olduğunu biliyorum ben. A fark B'de şu kısım olduğu için 8 bu kümenin elemanıdır. Yani bu da doğru. Geldim 3'e. 16 C fark B birleşim D'nin elemanıdır diyor. Şimdi 15 buradaysa 16 kesinlikle bunun üzerindedir. Ve 16 C fark D'nin içindedir. Dolayısıyla bu da doğru olacak. Yani cevabımız bizim 1, 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. 3 tane sorumuz vardı bu teste ve biz bu 3 soruyu da şu an erittik. Yani 226. sayfamızda sonuna geldik. Şimdi hemen arkasından bir diğer videoda ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Kartezen çarpıma ait kısmın sevgili arkadaşlar. Evet artık herhangi bir soru bankasından götürüyorsan ödev kitabı olarak burada konuları öğrenip soru bankasından da kendini test ediyorsan pekiştiriyorsan eğer ki sana tavsiyem buydu zaten kamp başından bu yana. Hatta tavsiye ettiğim kitap direkt bu kitapla uyumlu olan Barış Yayınları TYT Matematik Soru Kitabı'ydı. Bu kitaptan kazanım bakış kısımlarını çözebilirsin. Eğer bu kitap yoksa elinde farklı bir yayının kitabı varsa Yine o kaynaklardan da basit olan sorular, yani kazanım sorularını mutlaka ama mutlaka bitirmen gerekiyor kümelere ait. İşlerinde kartezyen çarpımı da bulacaksın. Çoğu kitap kümeyle kartezyen çarpımı ayırmıyor. Kümelerin içerisinde buluyorsun kartezyen çarpımı da. Buna da dikkat et lütfen. Benim kitabımda kartezyen çarpım yok deme. İlla vardır ama kümelerin içerisindedir. Buna da dikkat ederek ödevlerini yapıyorsun. Şimdiye kadar eksik ödevlerin varsa şimdi tam za tamamlama zamanı. Çünkü artık fonksiyonlara geçeceğiz bir diğer konuda. 6. bölüme geçeceğiz. Ve fonksiyonlara geçmeden önce de bir gün boşluğumuz var biliyorsun. O boşlukta da lütfen senden rica ediyorum ödevlerini bir güzel tamamla. Evet diğer videoda yani kartezen çarpım ÖSM bakış videosunda gençler görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.